Herkese merhaba. Geçen derste yapacağımız işi artık bu derste yapacağız. Evet, geçen ders size verdiğimiz ödevi yapacaktık. Ama bu haftaya bırakmıştık. Şimdi burada biraz algoritmik düşünceyi de göz önüne alacağız. Ve önce bunu bir flow chart olarak, yani akış diyagramı olarak göstereceğiz. Şimdi bir problemle karşılaştığımız zaman bu problemi bir programcı olarak düşündüğümüzde önce adımlarını ayırırız. Ondan sonra tek tek bu adımları nasıl yapacağımızı düşünürüz. Dolayısıyla ilk yapmamız gereken işe bir startla başlamaktır. Programımızın başlangıcı start. Algoritmada söylemiştik daha önce tanımında. Bir başlangıcı ve bir bitişi olması lazım. Ve sonlu adımdan oluşması lazım. Bana attığınız mailleri görüyorum. Cevap yazmayı gerektirecek bir şey yoksa cevap yazmıyorum. Özellikle cevap istiyorsanız sonuna hocam geri dönüş yaparsanız sevinirim diye ekleyin. Ama görüyorum yani. İki tane mail atmışsın sen. Aynı maili iki defa atmışsın. Bazıları 4-5 defa atıyor. Yani cevap verilecek bir şey varsa cevap veriyoruz. Bir soru varsa ama bir soru yoksa bir şey bildiriyorsanız sadece ona cevap vermediğim oluyor yani. Ve sizin durumunuzda olan öğrenciler için durum şudur. Yani eğer sonradan geldiyseniz dolayısıyla ilk derslere girememişsinizdir. Bunun sizin yapacağınız bir şey yok. Dolayısıyla sizin sorumluluğunuz da yoktur burada. İlk ödevi yapamamışsınızdır. Çünkü o sıra yoksunuzdur. Bunlar sizin sorumluluğunuz değil. Yoksun o sıra çünkü. Daha derse kaydın olmamış. Dolayısıyla o konuda sıkıntı yok. Sıkıntı sonrakilerde. İşte bir tane canlı derse girememişsin. Tamam girememişsin. Daha 4 tane daha var. Kalan 4'üne gireceksin demektir. Evet, devam ediyorum programa. Bu flowchart'la programı yapmak ilk başta işin kolay kısmı. Yani kolay kısmı derken işte kağıt kalem alıp bilgisayara da ihtiyacın yok. Çizerek yapabilirsin ve programın genel çerçevesini görebilirsin. Bizim verdiğimiz ödevlerden biri neydi? İşte negatifse fazladan aza doğru yıldız çizecekti. Pozitifse azdan fazlaya doğru yıldız çizecekti. Şimdi bu problemi göz aldığınız zaman ne yapıyorsunuz? İşte bir başlangıcım var. Tamam, başladıktan sonra ne yapmam lazım? Başladıktan sonra kullanıcıdan veri almam lazım. Manuel input. Kullanıcıdan veri alacağım. Nedir aldığım veri? Bunun içine yazabiliyorum. Gel diyelim. Açıklayıcı olsun diye uzun yazalım. Kullanıcı girişi G. G diye bir değişken oluşturup buradan kullanıcıdan giriş aldım. Tamam. Peki sonra ne yapacağım? Problemime baktığım zaman iki tane durumla karşı karşıyayım. Ne olabilir? Ya pozitif olabilir sayı ya negatif olabilir. Şimdi pozitif olursa farklı bir iş yapacağım. Negatif olursa farklı bir iş yapacağım. Bu ne demektir? Bu da şu demektir. Bir karşılaştırma var demektir, değil mi? Dolayısıyla bir karar vereceğim. Girilen sayı negatif mi, pozitif mi? Bunu da böyle bağlıyoruz. Buraya ne diyeceğim? G küçüktür 0 diyelim.
sıfırsa, yüzde G büyüktür sıfırsa. Bunu dahil etmek için buraya ne yazıyoruz? Hangi durum olduğunu yazıyoruz. Yoksa hangi tarafın nereye gittiğini bilemeyiz. Bir tarafına yazmak yeterli. İsterseniz iki tarafına da yazabilirsiniz. Tamam. Şimdi true olduğu durumu göz önüne alalım. True'ysa ne yapacağım? Elimde negatif bir sayı var. Bu sayıyı bu sayı kadar yıldız çizeceğim. Sonra azalta azalta gideceğim. O zaman burada benim bir for döngünün olması lazım. Peki. Buradaki yapacağım iş ne? Yapacağım iş için şöyle şuradan bir hemen text dosyası yapalım. Şöyle yıldızları koyalım. Diyelim ki 7 tane yıldız koyalım. Sayı 7 girdi diyelim. 7. Geçtim alta. 6. Doğru yazdım mı? Yok, 5 oldu. 6. Geçtim alta. 4. Geçtim alta. 3. 5. 4. 3. 2. 1. Ve bitecek. Şimdi burada nasıl inceleyeceğim, irdeleyeceğim bunu? Buradaki irdelemem şöyle olması lazım. Nelerden bahsediyorum? Bir, burada neyim var? Satırım var. Bir de her satırdaki elemanım var. Her satırda kaç tane yıldız olduğum var. Bunu düşündüğüm zaman işte girdiğim sayı negatif olmasına rağmen işte 7 ise, eksi 7 ise sayı en başta kaç tane olması lazım? 7 tane olması lazım. Sonra kaç tane olacak? 6, 5, 4, 3, 2, 1. Girdiğim sayı negatif olmasına rağmen esasında buradaki benim sayının anlamı benim için pozitif. Yani eksi 7 tane yıldızdan bahsetmiyorum. 7 tane yıldızdan bahsediyorum, değil mi? O zaman benim yapacağım ilk iş ne olması lazım? Önce bu sayıyı pozitif hale çevirmem lazım. Pozitif hale çevirmem lazım. İşlem yaptığım zaman hangi şekli kullanıyordum? Dörtgenim vardı bir yerde. Neyse bu da olur. Proses, işlem. Şöyle şuraya bağlayalım. G eşittir diyeyim. Eksi 1 çarpı G. Dolayısıyla ne yapmış oldum? Sayımı pozitife çağırmış oldum. Şimdi sayımın değişimi, yani yıldızlarımın değişimi nasıl diye baktığım zaman, baktığımda birer birer azalması lazım her satırda, değil mi? Dolayısıyla bunu bir for döngüsü olarak düşünebilirim. Her satırda yazacağım yıldız sayısı burada belli. Her sütun içinde ayrı bir for döngüsü yapabilirim. Yani iki tane iç içe for döngüsü olması lazım. For döngüsünü için direkt bir şekil yok. O yüzden tekrar decision koyuyoruz. Ne olduğu müddetçe G sıfırdan büyük olduğu sürece ne yapmam lazım? Şuraya çekelim. Şuraya durum yazalım. G sıfırdan büyük olduğu müddetçe ekrana yıldız çizdirmem lazım. Kaç tane yıldız çizdireceğim? G'nin değeri kadar. Değil mi? O zaman burada ikinci bir döngüye ihtiyacım var. İkinci bir döngü alalım. Neredeydi? Şurada karar vereceğim. Buranın arada bir işlem yapmam lazım. Nedir o işlem? G'yi geçici bir değere atamam lazım.
T eşittir G diyelim. G'yi niye geçici bir değere atıyorum? Şimdi G tane, G'nin değeri 7 diyelim. 7 tane şey yapacağım. Dolayısıyla yıldız koyacağım. Dolayısıyla her seferinde yıldız sayısını azaltacağım. Buradaki T değerini azaltarak bu işi yaparsam buradaki G değerim değişmez. Ama burada da G değerini kullanmaya kalkarsam buradaki G değeri değişir. Mesela 7 tane G için G'yi 0'a kadar getirdim. Bir sonraki adıma geldiğim zaman G 0 olur. Bir sonraki satırda hiç eleman yazamam. Dolayısıyla burada önce T'yi geçici bir elemana atıyorum. Sonra şimdi G T sıfırdan büyük olduğunu müddetçe diyorum. Burada da bu doğru olduğu zaman ne yapacağım? Çok bir şey yapmayacağım. Sadece ekrana çıktı vereceğim. Neredeydi ekrana çıktı ben bir şey. Ne diyeceğim? Print bir tane yıldız. Yani burada sözde kod dediğimiz kodun tamamını yazmıyoruz. Yoksa normalde buraya ne yazılıyor? Printf nokta arasında şey noktalı bilmiyorum. Böyle. Printf bir tane yıldız koyacağım. T sıfırdan büyük olduğu müddetçe. Sonra ne yapacağım? Geliyorum. Sonraki adımımda T'yi biraz azaltacağım. Sonra nereye gidiyoruz? Tekrar döngünün bir sonraki adımına gideceğiz. Böylece ne oluyor? İstediğim kadar yıldız koyuyorum. Bu koşul false olduğu zaman bu üstteki döngüye geri dönmem lazım artık. Değil mi? Alttaki döngü bitti. Üstteki döngüye döneceğim. Üstteki döngüye dönmeden önce ne yapmam lazım? O satırdaki işim bittiği için o satıra tekrar yazı yazmam lazım. Ne yazmam lazım? Alt satıra geç demem lazım. Tamam. Sonra ne yapacağım? Sonraki adım, buradaki adımın aynısı. Bu sefer nereye yapıştı? T'yi değil de G'yi bir azaltacağım. Sonra döngüme geri döneceğim. Şöyle şuradan döneyim.
3 hafta. Bunun false olduğu durumda ne olacak? Artık bunun false olduğu durumda şöyle şuradan geleyim. Bunları da oynatmasına kadar söylüyorum. Bunun false olduğu durumda artık programı bitecek. Daha açıklamalarım diye başla. Bitir. Şimdi şu yaptığımızı yarısını yaptık sadece. Ama bu yaptığımız kadarını bir programda uygulayalım. Şöyle şu yana alıyorum. Şurada şöyle yürütelim. Yürütelim. Şöyle başlayalım. Başladı. Buradayız. Kullanıcı girişi almam lazım. Kullanıcı girişini nasıl alıyorum? İşte kullanıcıya derim ki önce bir sayı birimiz. Integer. Geçici için ben temp kullanıyorum genelde. İstediğiniz değişkeni kullanabiliyorsunuz biliyorsunuz. Sonra scanf diyoruz. Aldığımız sayı tipini belirliyoruz. Virgül koyuyoruz ve unutmuyoruz. Burada neydi? Ampersantla değişkeni veriyordunuz. Bu ampersant neye yarıyordu? Değişkenin hafızadaki yerini gönderiyordu. Değişkenin kendisini değil de hafızadaki yerini gönderiyordu. Bunu yaptığım zaman artık kullanıcıdan sayımı almış oldum. Değil mi? Sayımı aldım. Burası da tamam. Geliyorum koşuluma. Koşulum ne? İşte burada sıfırdan büyük mü küçük mü onu kontrol ediyorum. Ve buraya bir if yazarız o zaman değil mi? If sayımız ne? Temp. Küçüktür. Sıfır ise. Bir de burada else var. Bunu da şimdilik printf. Daha bu kısım yapılmadı yazalım. Ama yapacağız. Gelelim geri. Şuradaki şeyime devam ediyorum. Şimdi sayı negatifse negatif olarak da yapabilirdik ama negatifle uğraşmak istemiyorum ben. Ne yapacağım? Temp eşittir. Temp çarpı eksi 1 dedim. Temp'imi pozitife çevirdim. Sonraki adım. Sonraki adımda döngüm var. Bu döngü esasında bir for döngüsü. Değil mi? For temp. Temp büyüktür 0. Ne olacak? Temp eksi eksi. Değeri bir azalacak. Bu dışarıdaki for ne için? Dışarıdaki for satırlar için. Hangi satırda olduğumu gösteriyor bana şu anda. Sonra ikincisi ne? İkinci for döngüme gitmem lazım.
Şuradaki de şey olsun diye bunları G yapalım. Değişkenlerimiz de aynı olsun. Öteki değişken neydi? T'ydi. T eşittir G. Sonra for T için T sıfırdan büyük olduğu müddetçe T eksi eksi azaltıyoruz. Şurada bakın. Şu ilk döngü. Bakın. Değerim G. Koşulum bu. G büyüktür 0. Şurada. Ve sonra ne yapıyorum? G'yi azaltıyorum. Bu da burada. En sonunda. Tam dönmeden önce koymuşuz. Bu ikincisi. Bu da şurası. T için. T sıfırdan büyük olduğu müddetçe. T'yi de burada azaltıyoruz. İçinde yaptığımız iş neydi? İçinde yaptığımız iş sadece şu. Bir tane yıldız koymak. Şimdi diyelim ki T'nin değeri 7. T'nin değeri 7 ise kaç tane yıldız koyacak? 7 tane yıldız koyacak art arda. Bu G'nin değeri azaldığı zaman işte ikinci adımda G'nin değeri ne olacak? Bir azalacak. 6 olacak. Bu sefer kaç tane yıldız koyacak? 6 tane yıldız koyacak. Üçüncü adıma geldiğimizde G'nin değeri 5 olacak. Bu sefer kaç tane yıldız koyacak da? T'nin değeri G'nin değerine eşit olduğu için aynı sayıda yıldız koyacağım. Böylece bu işi kotarmış oluyoruz. Şuraya eklememiz gereken önemli bir şey var. Nedir o? Printf backslash n'imiz. Neden? Çünkü alt satıra geçmemiz lazım. İş bittikten sonra. Bir satırın işi bittikten sonra. Evet. Eksik bir şey kaldı mı? Herhalde kalmadı. Bir çalıştıralım. Bakalım doğru yapmış mıyız? Aha. Compile edemedi. Neden? Siz hata nerede görebiliyor musunuz? Uyarı da vermiyor. Kopyalayalım. Yeni bir proje açalım. Evet, şimdi çalıştı. Belki şeydendir. Projenin ismini Türkçe karakter girdik. Ondan hata veriyor olabilir. Türkçe karakteri çıkardım. Çalıştı çünkü. Evet, bir sayı girdiniz. Eksi 7 girelim. Bakın gördüğünüz gibi. Ama dikkat edin. Şu altta ne var? Bir tane boşluk var. Bu niye? Bu şundan ötürü. Sıfırdan büyük olduğu müddetçe diyoruz. Gidiyoruz en son.
Bir tane kalıyor. Bakalım. Şurada bir tane fazladan boşluk var. Bakalım o boşluk niye var? G, G sıfırdan büyük olduğu müddetçe G'yi azalt dedik. En son satıra geldiği zaman G'nin değeri 1. 1 sıfırdan sonra bir tane şey yapıyor. Boşluk niye var? T büyüktür 1'i yapsak düzelmez mi? Siz ona bir bakın. Burada niye bir tane boşluk var? Bir tane boşluğun olmaması lazım. Yok, buradaki G eşittir 0 ile alakası yok. O size ödev olsun. Biraz o kısmını oynayın. Ama genel kısmı anladınız herhalde, değil mi? Şu ana kadar bir sıkıntısı olan var mı? Yani bunu anladıysanız işiniz tamam yani. Bundan sonraki ard arda 3 tane for döngüsü olabilir en fazla yani. Şimdi gel gelelim öteki kısma. Öteki kısmında ne yapacağız? Öteki kısımda bunun tersini yapacağız. Nasıl tersini yapacağız? Şöyle. Sayımız pozitif, değil mi? Sayımız negatif olduğu zaman büyükten küçüğe doğru gidiyorduk. Dolayısıyla her seferinde azalta azalta gittik. Sayımız pozitif olduğu zaman küçükten büyüğe gidiyoruz. Dolayısıyla her seferinde arttıra arttıra gideceğiz. Ha, buradaki şey nokta ne? İnce nokta ne? Buradaki ince nokta şu. Burada direkt girilen sayıyı kullanıyorduk. Ve karşılaştırma koşulumuz olarak sıfırı veriyorduk. Burada bir sonrakinde öyle yapamayız. Şöyle girelim buraya dedik. Ne yapacağım? Sayım pozitif. Sayım pozitifse tekrar şeye gelelim. Şuraya gelelim. Sayım pozitifse nasıl? Bir yıldız. Geçtim alta iki yıldız. Geçtim alta üç yıldız. Dört yıldız vesaire. İlk satırda bir yıldız olması lazım. İkinci satırda iki yıldız olması lazım. Üçüncü satırda üç yıldız. Dördüncü satırda dört yıldız. Bu benim bildiğim for döngüsü değil mi? For int i eşittir sıfır. I küçüktür. G girilen sayı yani. Değil mi? I'yi arttır. Bunu dediğim zaman ne olur? Girilen sayı kadar gene bana döngü sağlar. Şuradaki bu döngüyle şu döngünün dönme sayısı aynı. Burada ne yapıyorsun? Sayıyı azalta azalta sıfıra getiriyorsun. Burada ne yapıyorsun? Başka bir sayıyı arttıra arttıra G'ye getiriyorsun. Dolayısıyla ikisi temelde aynı şey. Tamam. Yıldızları yazma işine geldiğim zaman ne yapacağım? Yıldızları yazma işine geldiğim zaman bakın burada yeni bir şey kullanmama gerek var. Şöyle yapacağım. Int j eşittir. Ne olacak? 0. J küçüktür i. J artı artı. Şimdi bakın burada ne yapıyoruz? İ'yi sıfırdan başlatıyoruz. Sonra J'yi sıfırdan başlatıyoruz.
böyle olduğu zaman devam edecek diyoruz. Şimdi burada küçük bir sıkıntı oluyor. Bakın i sıfırdan başlıyor, j de sıfırdan başlıyor. Dolayısıyla döngünün ilk adımında ne oluyor? İkisi de sıfır olduğu için bu döngü hiç çalışmıyor. Şöyle yapalım gene. Printf yıldız. Sonra altta da ne yapacağım? Döngünün bir sonraki adımla, yani bir sonraki satıra geçtiğim için alt satıra geç diyeceğim. Şimdi bunu da bir çalıştıralım. Şunu kapatalım. İçinde tanımlamamıza izin vermiyor bu herhalde. Şimdi bir sayı giriniz diyor. Kaç girelim? 5 girelim. Bakın dikkat ederseniz şurada niye? Boşluk var gene. Bu boşluk niye var? Bakın burada i'nin ilk değeri kaç? 0. Şurada i'nin ilk değeri 0. J'nin ilk değeri de 0. Döngünün ilk adımında i'nin de j'nin de değeri 0 olduğu için burada bir tane alt satıra geçiyor. Bu döngü hiç çalışmıyor. I'nin 0 olduğu değer için. Bunu kotarmanın yolu nedir? Böyle olduğu için bir de ne oluyor? Şuraya 4 tane yıldız atıyor. Ne oldu? Döngünün bir adımını boşa harcadık. İşte burada o zaman ne yapmam lazım? Bu i'yi sıfırdan değil de birden başlatmam lazım ki ne olsun? İlk seferde, ilk döngü adımında bu bundan büyük kalsın. Tamam. O zaman öyle olsa nasıl olacak? Çalıştırıp görelim gene. Şöyle 5 girelim. Bakın ne oldu? Gene 4 tane oldu. Oysa benim 5 tane olması lazım. 5 tane olmasını bekliyorum. Bu neden oluyor? Şimdi i'yi birden başlattığım için g'ye kadar gittiğimden g-1 tane sayı olmuş oluyor. Yani 5-1 4 tane sayı olmuş oluyor. Bunun önüne geçmek için ne yapmam lazım? Buraya artık eşittir demem lazım. Yani eğer sayı kadar gitmek istiyorsanız o zaman ya sıfırdan başlatıp sayıya kadar yapacaksınız. Sayıdan küçük olduğu sürece. Yani sıfırdan başlatacaksınız. Ve i küçüktür g diyeceksiniz. Ama eğer sıfırdan değil birden başlatırsanız o zaman eşittir demeniz lazım ki ne olsun? Yeterli sayıya ulaşabilin. Şöyle gelelim. 5 yazalım. Bakın şimdi bize 5 tane yapıyorum. Şuradaki problemi de benzer şekilde görebilirsiniz. Yani burada da aşağıdaki problemin bir başka benzeri var. Onu sizin bulmanızı istiyorum. Tamam. Evet, Türkçe karakter şeyi yükleyebiliyorsunuz. Yani çok sıkıntı değil. İsterseniz hemen Google'dan araştırıp Türkçe karakter desteği ekleyebilirsiniz. Bence zahmete değmiyor. Var mı buraya kadar bir problem? Herhalde yok. Yani uzun lafın kısası problemler, yani şimdi şuna şöyle baktığınız zaman, şu koda şöyle baktığınız zaman
sanki hiçbir şey anlaşılmayacakmış gibi bir duruşu var. Büyükler, küçükler, eksiler, artılar, bunlar nedir? Ama bunu böyle düşünmeyeceksiniz. Bunu nasıl düşüneceksiniz? Bunu böyle adım adım düşüneceksiniz başta. Ha, esasında şurada gördüğünüz bu program çok karışık bir program değil. Biraz şey olduktan sonra, programlama yapmayı öğrendikten sonra şuna bakar bakmaz ne olduğunu zaten anlayacaksınız. Ama bu seviyeye gelmek için önce yavaş yavaş adım adım programınızı takip etmeyi öğrenmelisiniz. Yani işte burada böyle bir program var. Mesela ben böyle programları kullanırken en güzel yöntemlerden biri döngülerle ilgili problemlerde. Tabii bu evde çalışırken işte bir kod yazdınız, düzgün çalışmıyor. Yapacağınız en güzel iş nedir? Şudur. Kendinize bir tablo hazırlarsınız. Tabloyu da şöyle mesela G değişkenlerimi yazıyorum. G değişkenim var. Başka T değişkenim var. T değişkenim var. Başka bir değişkenim var mı? Bir de J değişkenim var. J değişkenim var. Şimdi bunu adım adım bu değişkenlerin değişimini takip edersiniz. Mesela buradan geldim. Kodu çalıştırıyorum. Birinci satır bir sayı girdiniz. İkinci satıra geldi. G'nin değeri 0. Şunları şöyle tablo yapalım da rahat olsun. G, T, İ, J. Geldiniz. G'nin değeri ne oldu? 0 oldu. Buradayım. 0. Devam ediyorum. G 0'dan büyükse beni ilgilendirmiyor. Şuraya geliyorum. G scanf'le G'nin değerini aldım. Şimdi G'nin değerini aldığım için G'nin değerinin ne olduğunu bilmiyorum. Burada yapabileceğim birkaç şey var. Birincisi kendim bir değer atarım buna. Ya da işte G'nin değerine X derim. Ama zaten görmek için yapıyorum. Kendim bir değer atarım. 5. 5 atadım. Eksi 5 atadım hatta. Eksi 5 atadım. Bir sonraki şeyde ne oldu? G'yi burada işte eksi 5 olduğu için ne olacak? Eksi 1 ile çarpacak değil mi? Eksi 1 ile çarptı. G'nin değeri ne oldu? 5 oldu. Geldim buraya. For döngüsünün içine girdim. For döngüsünün içine girdim. G büyüktür 0. G eksi eksi. Tamam. Girdim. T'nin değeri ne oldu? G'ye atandı. T'nin değeri G'ye atandı. T'nin değeri G ile 1 oldu. Dolayısıyla T'de ne oldu? 5 oldu. Sonra for döngüsünün içine girdim. İşte bu for döngüsünün içinde T'nin değerinin değişimini takip edeceğim. Her seferinde yeni bir döngü satırına girdiğim zaman bir alt satıra geçerek durumu gözlemlerim. Bir. Sonra ne olacak? Sıfır olacak. Sıfır. Bir sonraki adıma geçtim. Burada bu döngünün tamamını işlettim değil mi? T'nin alacağı değerler 5 oldu, 4 oldu, 3 oldu, 2 oldu, 1 oldu, 0 oldu. 0 olunca bu döngüden çıktı. Döngünün bir sonraki adımına geldi. Bu sefer G'nin değeri ne oldu? 4 oldu. 4 olduğu zaman bu sefer T'nin değeri ne oldu? 4 oldu. 3 oldu. 2 oldu. 1 oldu. 0 oldu. G'nin değeri ne oldu bu sefer? Bir sonraki adıma geçtim. 3 oldu. Bu sefer ne oldu? 3 oldu. 2 oldu. 1 oldu. 0 oldu. Bir sonraki adıma geçtim. Ne oldu? 2 oldu. Değerim ne oldu? 2 oldu. 1 oldu. 0 oldu. Bir sonraki adıma geçtim. 1 oldu. 1 olunca değerim ne oldu? 1 oldu. Bir sonraki adımda ne oldu? 0 oldu. Sonra
Değeri ne oldu? Sıfır oldu. Sıfır olunca bu döngüde. Bunu böyle yaptığınız zaman, işte bunu böyle yapmakla da kalmayıp yanına da mesela çıktısını da yazdığınız zaman açık ve net bir şekilde değişkenlerin nasıl değiştiğini görüp hatayı tespit edebilirsiniz. Bu işi öğrenmenin en güzel yolu bence böyle bir tablo oluşturmaktır. Bu tabloyu birkaç kere oluşturduktan sonra artık oluşturmanıza da gerek kalmaz. Olayı kavramış olursunuz. Böylece döngülerle ilgili olan maceramızı da bitiriyoruz diyelim. Bitirmeden önce size bir küçük ödev. Nedir küçük ödeviniz? Bunun sağ tarafını da siz yapın. Şunun sağ tarafını da siz yapın. Şöyle yukarıdan aşağıya bir yavaşça göstereyim size. Tekrar başla dedik, kullanıcı girişi aldık. Pozitifse, pardon, negatif çıkarsa bu tarafa geldik. Şuradaki bu döngülerimizi yaptık ve bitirdik. Bunun bir benzerini sağ tarafta pozitif olduğu koşulda yapacaksınız. Tabii tamamını siz ödev olarak yapın. Sol taraf hazır olun. Tamam. Önümüzdeki hafta ödevinizin biri bu. Classroom'dan takip edersiniz. Başka ödev verirsek. Şimdi döngüler sayfasını da böyle kapattıktan sonra kendimize yeni bir sayfa açıyoruz. Şimdi çözüm sunan arkadaşlar için deneyin. Doğru çalışıyorsa sıkıntı yok. Evet, ne diyorduk? Yeni bir sayfa açıyoruz. En güzel sayfa. Nedir bu sayfa? Yanlış yerimi açtık. New diyecektik yani. New project. Yes. Vize yapacağız. Vize, sınav yapılacak. Sınav yapılacak. Quiz yapacağız. Test olacak sınav. Sınavda da yani işte bu gördükleriniz olacak. Direkt kod sormamız, yani bir program yazmanızı istememiz çok mümkün değil bu sınavlarda. Dolayısıyla kod parçaları veririz. İşte bu kod ne yapar deriz. 4-5 tane de şık veririz. Çıktısı hangisidir diye sorarız. Kodu takip edip çıktısını bulursanız geçersiniz. Bu arada şeyleri takip ediyorum da. Aynı anda yayını izleyen kullanıcı sayısı 43. Ortalama izlenme süresi 14 dakika. Demek ki bir kısmı arada bir giriyor, bakıyor. Acaba hoca şeyi verdi mi? Yoklamayı verdi mi? Sonra çıkıyor. O da güzel. Peki yoklama işimini de verdim. Yapabilirsiniz. Teslim tarihini vermemişiz. Teslim tarihini de düzeltelim. Teslim tarihi bugün saat 14.15'e kadar. On dakika süreniz var. Yoklamanızı Classroom'dan yapın. Gelelim pointerlara. Pointerlar bel kemiğidir programlamanın. C programlamanın bel kemiğidir. Ciddi yapılan işlerde, arka tarafta yapılan, yani arka tarafta dediğim donanımla yaptığınız işlerde, işte hafıza işlerinde filan olmazsa olmazdır.
Pointer dediğimiz, daha önce de bahsetmiştik. Mesela integer i diyelim, eşittir 0 diyelim. Şimdi printf i yazalım. Yüzde de i. İşte neyi gösterir bu? İ'nin değerini gösterir. Bakınız i'nin değeri 0. Şimdi biz bir değişken oluşturduğumuz zaman program şunu yapar. Program işletim sistemine der ki benim bir değişkene ihtiyacım var. Değişken dediğimiz neydi? Hafızada bir alandı. Benim hafızada bir alana ihtiyacım var der. İşletim sistemi de programa hafızada bir alan tahsis eder. Bu tahsis ettiği alan alanların şeyi belli bir numarası vardır. Bunu ilk derste, ilk ders olarak size verdiğim videolarda çok güzel açıklıyorlar. Yani kısaca söylememiz gerekirse hafıza dediğimiz çekmeceler gibi düşünebilirsiniz. Her bir çekmecenin de numarası var. İşte camilerdeki gibi ayakkabıları koyduğumuz var ya, işte her birinin numarası var. Dolayısıyla o çekmecelere, yani o hafıza birimlerine bilgisayar numaralarını kullanarak ulaşır. İşte 6. çekmece, 7. çekmece, 8. çekmece. Bu değişkenleri biz görüyoruz. Bilgisayar bunu görmez. Bilgisayar sadece çekmece adını görür. İşte numarasını görür. Burada biz direkt programları kullanarak işlerimizi kotarıyoruz. Evet, ama bazen o programın değişkenin adresine de ihtiyacımız olabilir. Şimdi adresi nasıl gösteriyoruz? Mesela şöyle işte deyince gösteriyor mu acaba? Önüne ampersand işareti koyduğumuz zaman bunun adresini gösteriyor. İşte D ile göstermeyecek muhtemelen ama gösteriyor. Bakın sıfır değerimiz. Burada gördüğünüz bu değer nedir? Burada gördüğünüz bu değer bunun hafızadaki yeridir. Şöyle H deyince mi oluyordu? Yani bakayım. Yok. Hexadesimal nasıl gösteriyorduk? Ha, X ile gösteriyormuş. X. Şunu kapatalım. Bakın şöyle arasına tire de mi koyalım? Bakın bu 16'lık sistemde, bilgisayar arka tarafta 16'lık sistemde çalışıyor. Yani arka tarafta derken en arka tarafta, yani bilgisayarın donanımının içinde bilgisayar bit bit çalışıyor. Yani ikilik sistemde çalışıyor ama gösterimde heksadesimal olarak çalışıyor. Yani bizim son kullanıcıyla bilgisayar arasındaki yerde heksadesimal olarak gösteriyor. Bu heksadesimal olarak bu değişkenin hafızamdaki yerini gösteriyor. Şimdi burada değişkenin değerini değiştirirsem, mesela şunu şöyle kopyalayayım. Beş diyelim. Çalıştıralım. Kapatalım. Alt satıra geçmediğim için bakın burada değer değişti. Ama hafızadaki yeri haliyle değişmedi. Hafızadaki yeri değişkenin sabittir. İstediğinizi yapın. Mesela integer j diyelim. Eşittir
6 olsun. I eşittir J olsun. Bunu çalıştıralım. Bakın ne oldu? Değeri 6. Ama hafızadaki yeri değişmedi. Bu sabit. Bu hangisi ne zamana kadar sabittir? Bu yaşadığı sürece sabittir. Yani bu değişken oluşturuldu. Ölene kadar sabittir. Ne zaman ölür? İşte ne dedik? Şu parantezler arasında yaşıyordu değişkenler. Dolayısıyla bu parantez dışına çıktığı zaman ölebilir. Onu da nasıl gösterelim? Yani tutar mı bilmiyorum ama bir bakalım. Bir tane fonksiyon yapalım buraya. Void olsun. Geriye bir değer döndürmeyeceğim çünkü. Test diyelim. Herhangi bir değer de almayacağım. Sadece şunu yapacağım. Bunu da şurayı sileceğim. Bir tane for yapayım. Küçüktür. 5 diyelim. Ya artı artı. Ya da artı daha iyi küçüktür. 10 diyelim. Her bir adımında da testi çağıralım. Dolayısıyla bu fonksiyon kaç defa çalışacak? 10 defa çalışacak. Her çağırdıktan sonra da alt satıra geçelim. Bakalım ne olacak? Şimdi burada iki durum söz konusu. Boşaldığı için aynı yeri tekrar tekrar yeni değişkene verebilir. Ya da her seferinde yeni bir değer verebilir. Her seferinde aynı değeri aldık. Ama bunun esasında her seferinde farklı bir değişken oluşturuluyor. Peki bunu nasıl çözeriz? Bunu çözmesi yeni bir değişken oluşturursak o zaman çözülür. Burada hepsini hep aynı değeri aldım. 62 F'ye 6 C. Az önce aldıklarım da aynıydı. Şimdi bu programı kapatmayı çalıştırırsam da olur. Nasıl bir şey ya? Hepsini de aynı şeyi verdi. Enteresan bir durum. Değişik vermesi lazımdı. Bir yerde yanlışlık mı var? Yok. Peki başka bir değişken daha oluşturalım. Şey işte 0. Evet. İkisini ayrı ayrı yerler verdi. Şimdi burada dikkat edeceğiniz bir nokta şu. Bakın. 62F'ye 6C, 62F'ye 68. Yani birbirlerine yakın yerlerde veriyor. Çünkü bu da şeyden ötürü.
hafızada sizin programınız için belli bir blok ayrılır. İşte mesela 62FE600'dan ya da 62FE300'dan 62FE900'a kadar gibi belli bir aralık verilir. O aralık içinde değişkenler atanır. Şimdi burada her seferinde ölüp yeniden olduğu için, yeniden oluşturulduğu için ilk boş alanı veriyor. İlk boş alan da gene aynı yere denk geliyor. Ama değişken sayımız biraz daha random, rastsal hale gelirse her seferinde farklı değerler de gelebilir. Peki bunun bize ne faydası var? Bunun bize şu faydası var. Değişken değil de değişkenin adresini gösteren değişkenler oluşturabiliyoruz. Mesela int yıldız c eşittir i. Başına yıldız koyduğunuz zaman bu şu demektir. Bu bir pointer'dır demektir. Bu bir göstericidir demektir. Başına ampersand koyduğunuz zaman bu bunun arkasındaki değişkenin adresini göster demektir. Mesela buraya sadece i koyarsan i'nin değeri demek. Eğer önüne ampersand koyarsan i'nin adresi demek. Dolayısıyla şurada printf yüzde x diyelim, tire diyelim, yüzde x diyelim. Buraya birinciye i'nin adresini göndereceğim. I'nin adresini. İkinciye de j'nin kendisini gönderiyorum. Hafızadaki aralığı. Hafızadaki aralığı sen kendin aşamazsın. Onu birazdan söyleyecektik ama madem sordun söyleyelim. Şimdi senin programının belli bir hafıza isteği vardır. Yani belli bir hafıza beklentisi vardır diyelim. Bunu program işletim sisteminden ister. Der ki benim şu kadar hafızaya ihtiyacım var. İşletim sistemi de onun ihtiyaç duyduğu alan kadar hafızada bir yer ayırır. Ve ayırdığı alan bellidir. Belli olmasının sebebi güvenliktir. Şimdi düşünün siz hafızanın tamamına erişebilirseniz o zaman istediğiniz yerde istediğiniz değişikliği yapabilirsiniz. Bu da zaten virüslerin yaptığı iştir. Ve virüslerin hepsi C dilinde yazılır. C dilinde yazılmasının sebebi işte bu hafıza olaylarındandır. Bunların ötesine aşmanın yolu var mıdır? Vardır. Şimdi mesele nedir? Bilgisayarın hafızası tamamen bir üst segmentte de bölümlere ayrılıyor. Yani şöyle düşünün. Kocaman bir hafızanız var. Şöyle bir ne gibi düşünün onu? Bir dolap gibi düşünün. Dolabın 4 tane büyük segmenti var. O 4 segmentin içinde ayrı ayrı çekmeceler var. İşte hepsinin belli bir numarası var. O 4 segmentin bir segmentini işletim sistemi kendisine ayırır. Bir segmentini güvenlikli olması gereken yerlere ayırır. Bir segmentini kullanıcı işlerine ayırır. Böyle segment segment ayırarak hassas olan, güvenlik ihtiyacı yüksek olan şeyleri güvenli bölgeye, daha az güvenlik ihtiyacına sahip olan yerleri güvensiz bölgeye koyar. Ama programın hafıza ihtiyacı arttıkça bunun farklı segmentlere taşmasına da izin verir. Yani şimdi şöyle düşünün. 8 GB'lık bir hafızanız var. İşte bunun 2 GB'ını güvenli bölge diye ayırdı RAM'iniz. Sonra siz bir program çalıştırdınız. 7 GB hafızaya ihtiyacı var. Ne olacak? O güvenli olan bölgeye de verecek. Buna da işte bunun da bir adı vardı, unuttum. Bunu kullanarak güvenli bölgeye girip güvenli bölgedeki güvenli bölgede yapabileceği işlemleri yapmasını sağlıyor. Şimdi onu da nasıl söyleyeyim? Hassas güvenlik
işleri yapılan hafıza birimindeyse bir program, o program o hafıza biriminde olduğu için mesela bilgisayarın izin gerektiren yerlerinde iş yapmasına izin veriliyor. Bunlar çok ayrıntıya giriyor. Yani şimdi size anlatması zor olur. Ama aşabiliyorsunuz. Aşmak için yöntemler var. Ama zor işler. Hackerlık işleri onlar yani. İşin ayrıntılarına çok girmeniz lazım. Çok iyi programlama bilmeniz lazım. İşletim sisteminin nasıl çalıştığını çok iyi bilmeniz lazım. Yapılabiliyor mu? Cevap evet, yapılabiliyor. Siz yapabilir misiniz? Cevap hayır, yapamazsınız. Devam edelim. Şimdi burada çalıştırırsak bunu, bakın ikisi de aynı değere sahip. Niye? Çünkü bu hafızasını gösterdik. Bu da bu çekmecede J'nin çekmecesinin içinde bunun hafızadaki yeri yazıyor. Dolayısıyla ikisinin değeri aynı. Pointer'lar çok önemli bir konu ve en çok problem yaşanılan konu. Çünkü işin hakikaten dip tarafına giriyorsunuz pointer'larda ve pointer'larla ilgili hem işletim sisteminin koyduğu engeller var. Şimdi siz mesela burada şurada ben istersem J'nin değerini de yaz, J'yi kullanarak I'nin değerini yazdırabilirim. Mesela şöyle %D diyelim, yıldızca diyelim, çalıştıralım. Çalıştıramadık. Atalım. Bakın sıfır diyor. Şimdi böyleyse ben kafamdan bir değer verip buraya şey yapabilir miyim? Kafamdan bir değer verip yapabilir miyim bu işi? Bir deneyelim. Bakın programlama öğrenirken deneyin. En güzeli odur. En güzeli odur. Nedir mesela? Buraya ben kafamdan bir değer vereyim. Ne vardı burada? 62F'ye 98'de. Ters mi yazalım? Ne yapalım? 26F'ye 98 yazayım ben buraya. Bunu buraya atacağım. Bunu da böyle yapmak için nasıl yapıyorduk? Hash mi koyuyorduk başına? Yok. Nasıl koyuyorduk? Sıfır x koyuyoruz başına. Tamam. Sıfır x koyuyoruz başına. Ha, şu h'ı çıkarmadık. Bakın hiçbir şey göstermedi ve çıktı. Niye böyle oldu? Ben size söyleyeyim niye böyle olduğunu. Bu program İşletim sisteminin izni dışında bir hafızaya erişmeye çalıştı. İşletim sistemi bu programı kapattı. İşletim sistemi bu programı direkt kapattı yani. Hiç izin falan vermedi. Devam etmesini göz yummadı. Bakın şeyimiz falan görünmüyor hiç yani printf'imiz. Ha, öncesinde bir printf yazsaydım görünür müydü? Printf. Bir test koyalım buraya. Bakın test yazdı. Sonra kapattı. Niye? Burası daha çok hırsız polis meselesi gibi. İşletim sistemi programın ne yaptığına çok da bakmaz. Ama ne zaman ki bir hata yapıyor,
Ne zaman ki yapmaması gerektiği bir şey yapıyor, o zaman tak kafasına vurur. Siz de böyle bir program yazarsınız, programınız kapanır. Niye kapanıyor diye düşünür durursunuz, bulamazsınız. Neye bakacaksınız? Hemen bunlara bakacaksınız. Hemen pointerlara bakacaksınız. Pointerlardır yani, suçlusu pointerlardır. Direkt kapanıyorsa, düzgün çalışmıyorsa işletim sistemi sizin programınızın kafasına vurmuş, onu kapatmıştır. Çünkü ulaşmaması gereken bir yere ulaşmaya çalışıyordur. Tamam. Pointerlara böyle girişimizi yapalım. İkinci ödevimiz, bu pointerları burada şey olarak da kullanabilirsiniz. Değişken olarak da kullanabilirsiniz. Pointer'ı böyle değişken olarak kullandığınız zaman ne olur? Bununla ilgili denemeler yapmanızı istiyorum. Daha sonra da bu test denemelerinizden olumlu sonuç aldığınız kodları ödev diye bana yollamanızı istiyorum. Classroom'da açacağım onları da. Bugünlük bu kadar. Var mı sorusu olan? Yok galiba. Bir sonraki derste görüşürüz.